dün ekranlara getirmiştik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian gazetesine yapmış olduğu açıklamada Kırım'ın ilhakı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bağlanmasının korkunç olacağını ifade etmişti ki bu skandal açıklamaların ardından bugün yeni açıklamalar daha yaptı. Peki bu yeni açıklamalarda Mustafa Akıncı neler söyledi? Şimdi bu sorunun yanıtını alacağız. Kameralarımızı Lefkoşa'ya çeviriyoruz. A Haber muhabiri Hakan Yıldırım notlarıyla karşımızda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2 gündür Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın The Guardian gazetesine vermiş olduğu demeci konuşuyor. Yapmış olduğu açıklamalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ciddi anlamda gerdi diyebiliriz. Gerek bazı siyasiler gerekse toplum tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Dijital medyalarda ve medyada haberler yer almaya başladı bile. Hatta bugün öne çıkan bir başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Akıncı Türkiye'yi yine kızdırmayı başardı başlığını kullandı bir gazete. Gazetelerin birinci sayfalarında ve iç sayfalarında toplumdan gelen tepkilere geniş bir şekilde yer verilmiş durumda. Vatandaş bunun seçim yatırımı olduğunu düşünüyor ve Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalarla bizim görüşlerimiz aynı değil diyen kişilerin sayısı oldukça fazla. Kıbrıs Türk halkının hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlerin başında Türkiye geliyor. Çünkü Türkiye'ye gönülden bağlı ve Türkiye ile herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamak istemiyor ve bu tarz konu başlıklarıyla Türkiye gündeminde anılmaktan da ciddi anlamda rahatsızlık duyuyorlar. Evet, geçtiğimiz gün yapmıştı açıklamayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Daha doğrusu röportajı geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk medyasında da yer almaya başlamıştı. Bugün de yaptığı açıklamayla yaptıklarımın, söylediklerimin arkasındayım ifadesini kullandı. Önümüzdeki günlerde ne açıklamalar gelir, nasıl bir tablo ortaya çıkar bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.